Yine bir Instagram sorusu. Bu soruyla ilgili başka sorular da var. Onları da birleştirdik muhterem hocam. Müsaadenizi aktarmak isterim. Hatice Hanım'ın sorusuydu bu. Çok merak ettiğim bir sorum var. Mahşer günü terazide iyiliklerimiz günahlarımızdan ağır gelirse az olan günahlarımızın cezasını çekecek miyiz? Bir de cehennemde ateşte yanmanın dışında ne tür azap çeşitleri var? Cehennemde azap sadece ateşte yanmaktan mı ibaret? Soğuk cehennem diye bir yer var mı? Böyle bir şey duymuş izleyicimiz. Biz gelen soruları birleştirdik. Başka sorular da ekledik hocam. Cehennem nasıl bir yer? Kaç çeşit cehennem var? Cehennemde azaplar neler? Soğuk cehennem nedir? İzleyicimiz de sormuş. Böyle bir cehennem var mı? Günahlara göre cehennem azapları da çeşitli mi olacak? Farklı mı olacak? Günahlara göre cehennem azapları da değişecek mi? Hocam buyurun. Evet efendim. Çeşit çeşit tabii yedi tabakası vardır cehennemin. Nar, cahim, haviye, sair, leza, sakar, zemherir mesela zemherir. O da soğuk, son derece soğuk. Böyle bir bölümü de var. Demek o da o çeşidi de var. İlla ateş değil. Mesela Allah'ı görmekten mahrum olacaklar. Ehli cennet cennetteyken kendileri cennette ama Allah mekanla ilgili olmaksızın ehli cennet Allah'ı görecek. Ama cehennem ehli Allah'ı görmekten mahrum olacak. Ya bu çok önemli bir kayıp değil midir bu? Elbette çok çok önemli bir kayıptır. Cehennemin görevlerini çağırın diyor ehli cehennem. Kalu evelem tekü teetikum rusulukum bil beyinat. Cehennemin görevlisi melekler geliyorlar. Size Allah elçileri gelmemiş miydi? Kalu bela geldi. Geldi ama dinlemedik. Kalu fed'u Fed'u ve ma du'aul kafirine illa fi dalal. Dua edin. Kafirlerin duasının bir önemi olmayacaktır. Yani öyle diyecek onlar cehennemin görevlisi mi? Malik'i çağırın diyorlar. Yani baş görevliyi. Ve diyorlar ki ey Malik Rabbin bizim hakkımızda ölüm kararı ve ölüm hükmetsin. Ölelim yani. Ölelim diyorlar. Malik'in cevabı innekum makisun kalacaksınız orada. Öyleyse Rabbimize yalvaralım. Bakın önce diğer görevlilere yalvardılar. Baş görevliye yalvardılar. Şimdi de Allah'a yalvaralım. Kalu Rabbena galebet aleyna şikvetuna ve kunna kavmen dallin. Ya Rabbi cidden bedbaht insanlardık ya Rabbi. Hakikaten sapıklardandık. Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna salimun. Ya Rabbi ne olur bizi buradan çıkar. Eğer bu sefer de kulluk etmeyecek olursak gerçekten zalimleriz. Allah'ın cevabı. Kalexeu fiha ve la tükellimun. Alçaldıkça alçalın. Konuşmayın. Ya Allah Allah. Yani demek Cenab-ı Hak böyle Rahman olan, Rahim olan, Erhamur Rahimin olan, Rauf olan Allah böyledir mi? Ve la tükellimun. Allah milyarla delil göndermiş. Yani bir goncayı düşünün, bir çimen yaprağını düşünün, güneş sistemini düşünün. Yani zerreden küreye, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye milyarla delil var. Bir kalemde bunları nasıl inkar edersin, nasıl görmezsin? Demek ki Allah deliller vermiş, peygamberler göndermiş. Bunları görmedin, duymadın, anlamadın. Şimdi acı akıbet böyle. Demek ki kalekse o fiha ve la tükellimun.
Yevme nekulu li cehenneme hel imtele, cehennem doldun mu denilince ve tekulu hel min mezid, daha var mı? Böyle diyecek. İnneha termi bi şerarin kel kasr, yani bina gibi kıvılcımlar saçan, kennehu cimaletun sufur, sanki kırmızı develer gibi. Veylün yevmeyzin lil mükezzibin, vay bugünü yalanlayanların haline. Bu ayet 10 defa geçer. Veylün yevmeyzin lil mükezzibin. Evet. Cehennem ateşi yüzleri yakar. Telfahu vücuhuhumun nar ve hum fiha kalihun. Ve çirkin ve gülünç vaziyette olurlar. Yani bu dünyayı işte vesile edip de ebedi hayatı kazanmalı, cennetleri kazanmalı, Allah'ın cemaline ermeyi kazanmalı. Yani bu ayetleri okurken sıkılıyoruz ya. Ne kadar kötü tablolar, ne acı manzaralar. Bunları Rabbimiz haber veriyor, Peygamberimiz haber veriyor. Cehennemin en hafif azabı, ayağının çukuruna kor parçası konulacak ve onunla beyni kaynayacak. Allah sanacak Allah. Ki en ağır azap bana oluyor. Allah. Halbuki Allah. Cehennemin Allah. En hafif azabı ona oluyor, buyuruyor Allah. Sevgili Peygamber. Hocam yine şöyle bir şey duymuştum. Doğru mu değil mi öğrenmek isterim sizden. Yani azap o kadar şiddetli olacak ki ve azabın o kadar şiddetli olması istenecek ki bir kimsenin azı dişi Uhud Dağı kadar büyütülecek diye duymuştum. Böyle bir şey var mı hocam? Yani şiddetli olması bakımından. Yani elbette acı olacak. Baksan ne yani ne diyor? Ölelim yani. Bu hayat bitsin, ölelim, yok olalım. Hayvanlar öldü, toprak oldu, bitti. Tamam, biz de ölelim, toprak olalım. Kurtulalım diyecekler. Ölümden korkuyorduk. Kurtulalım keşke diyecekler. Ölüm olaydı da işi bitireydi. Yani ne olur Malik söyle Rabbimize, biz ölümle hükmetsin bize, ölelim. Ve bu azapları da duymayalım. Hı. Hayır, innekum makisun. Siz kalacaksınız orada. Ve azap görünce yeniden canlanacak. Yeniden azap görmek için. Tekrar. El ayak, göz kulak şahitlik edecek. Lime şehittüm aleyna. Elim ayağım, gözüm kulağım. Ne diye şahitlik ediyorsun? Biz konuşmuyoruz. Konuşturuluyoruz. Her şeye dil veren Allah bize de dil verdi. Konuşmamak elimizden gelmiyor. Yani büyük mahkemenin de ne kadar delilleri var, şahitleri var. Hocam peki bize kabul ettirmek için bunlar. Şunu da sormak isterim. Miraç'ta Peygamber Efendimize cehennem de gösterildi mi? Ya da orada yaşanacak olan azaplarla ilgili bilgiler verildi mi? Bazı manzaralar gösterildi tabii. Manzaralar. Rabbimiz zaten bakın o İsra suresinin ilk ayetinde Sübhanellezî esrâ bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bârekna havlehu linuriyehu min ayatina. Peygamberimizi onlara gösterelim veya o bir takım gücümüzü, kudretimizi, alemleri ona gösterelim. Bir kısım cehennem manzaraları. Mesela şöyle bir manzara. Önlerinde nefis kebaplar duruyor. Onların buharı havaya savruluyor. Onları yemiyorlar da çevrelerinde, etraflarında leş var. Oburcasına o leşlere saldırmışlar. O ne Cibril, bu ne bu alim, nasıl bir iş bu? İşte iffetli, şerefli, namuslu eşleri durduğu halde gayrimeşru yollarda mutluluk arayanların hali böyle olacak. Bir başka tablo, fırına benzer bir yapı, böyle alevler yükseliyor, feryatlar yükseliyor, çırılçıplık insanlar. İşte bunlar zinakar erkekler ve kadınların cehennemden göreceği ceza diye öyle efendim. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.